<gülüyor> <gülüyor> Açın kapıyı müfettiş memurları. Aman Allah'ım bu kim? Eğer kapıyı açmazsanız zorla gireceğiz. Aa, birader! Birader birader! Aa, 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 ne oluyor be? Kardeşim! Birader çabuk aşağıya gel. Ne, ne oldu lan acaba? Tamam kardeşim bey de geliyorum. Oğlum ne oldu ne var? Birader kapı çalıyor. Ee, kapı çalıyor sessene sana kardeşim. Senin kolu yok mu senin? Bilader kapıya güm güm vuruyorlar. Açın kapıyı yoksa zorla gireceğiz. Aha. Anneciğim çalıyor aç ama kapıyı. Bilmiyorum bilader bence açmamalısın. Dur oğlum belki de önemli bir şeydir. Merhaba kimsiniz? Merhaba siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. 5 dakikadır burada kapıyı çalıyoruz. Niye açmıyorsunuz ulan? Abi ulan falan demesin iyi olur da yani. Ben öyle sözlerden hoşlanmıyorum. Allah Allah şuna bak lan sen. <laughs> abi acaba siz e, nesiniz böyle elinizde silah falan var. Senin de böyle garip çantalar var. Ben banka müdürü Ersin. Merhaba Ersin abi buyursun kolay gelsin ne oldu bir şey mi oldu? Ödenmemiş tam bin elmas borcunuz bulunmakta. Ne? Bin elmas mı? Oğlum ben evde bin elmas görmedim ne ne borcu? Tam 5 yıldır ödememişsiniz. Hani öyle mi la? bir daha hatırlamaya çalışayım. He doğru la. En son bankadan kredi çekmiştim. Bundan tam 3 yıl önce. Bir yıl önce daha kredi çekmiştim. Ondan sonra bir 5 yıl önce daha çekmiştim. E yani onların hepsi birleşti bilirmez mi oldu? Evet ve bugün son ödeme günüydü. E? <laughs> ne ben ona söyleyeceğim ne bugün? Zaten artık hisseseniz ödeyemezsiniz. E ne yapacaksınız peki? Maalesef ki evinize haciz koyacağız. Evime haciz mi koyacaksınız? Nasıl yani? Şimdi benim bu evim sizin mi olacak? Evet beyefendi. Yok lan ben bu evi sana vermem. Maalesef yapacağımız bir şey yok. Bunu kredi çekmeden önce düşünecektiniz. Ya nasıl koysa gelin alın. Çocuklar. Buraya bak lan buraya bak. Görüyor musun lan? Bak elimde bir tane silah var. Valla ben de ben başını attırıyorum bu silahla kafana dayarım kafana çıkarım ona göre. Tatlı köye yollarım seni. Şuna bak la valla fakir kaldık. Ah mama şuna baksanız zevim evim güzel evim gitti elimden. Ya birader ben sana kaç defa dedim bankadan borç alma diye. Ne oğlum ne bileyim böyle bir şey geleceğine. Kardeşim adamların borcu ödemezsin adamlar böyle evi alacağız koyar ne yapacağız biz şimdi? Ne bileyim oğlum sokakta falan kalacağız artık yapacak bir şey yok. Şuna baksanıza arkadaşlar evimi ben çok seviyordum. Dişimi tırnağıma ben bu evi almıştım ama benim evimden aldılar artık. Bundan sonra hayatımın geri kalanını sokaklarda banklarda geçireceğim. Neyse birader bak akşam olmadan evimizi hazırlamamız lazım tamam mı? Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Gel bakalım benimle. Nereye gidiyorsun kardeşim? Gel birader sen beni takip et. Kendimize bir tane ev yapacağım buraya. Onlar demek ki geldi benim evime aldı. Ben de en baştan başlayacağım ve zengin olacağım. Aha tam da buraya evimizi yapacağız. Nereye yapacağız birader? Kartım çok konuşmadı. Toprakları topla hadi bakalım. Ne? Toprak ev mi yapacağız? Şuna bak nesin Ne istersin efendim? Villa ister misin? Sana villa yapayım. Yok yok ben sana ben bir gökdelen yapayım. Böyle koskocaman bulutlara kadar ister misin? Olur vallahi birader çok iyi olur ya. İçine de çok yüz olsun. Yerde vallahi git buradan elimin tersi şimdi suratına patlatacağım senin ha. Hadi hadi çok konuşma şu toprakları topla. Yapacak bu çok arkadaşlar. En baştan yani böyle hayatta başladık. Şimdi bizim akşam olmadan şu toprak evimizi yapmamız lazım. Yoksa arkadaşlar geceleri zombiler gelir, kurtlar gelir, köpekler gelir. Vallahi hepimizi yerler. O yüzden şöyle şunu toplayalım bakalım. Şimdi bunlardan gold bir toprak ev yapmaya çalışacağım. Ondan sonra arkadaşlar yarın olunca da bir tane sanayiye gireceğim. Sanayide kaportacı olarak işe başlayacağım. Bacak bir şey yok arkadaşlar. Hayat hala devam ediyor. Hadi bakalım şöyle toplayalım şunları. Tamamdır kardeşim. Görmüş olduğun gibi ben 25 ile toprak topladım. Sen ne kadar topladın? Ol birader ben de bu kadar topladım. Ana bunları nereden buldun? Ne hemen böyle? Ben yaparım kardeşim hadi şu evi yap da gözünü seveyim akşam olmadan evi halledelim. Tamam lan yapıyor. yapıyorum. Evet arkadaşlar toprak evimizi tam da bu tarafa doğru yapacağım şöyle. Yapalım bakalım toprak evimizi şöyle getirelim. Vallahi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toprak evimiz bence çok mukemmel olacak. Eskimize daha iyi olacak. Eee evet, birader aynen kesin öyle olur. Oğlum var ya senin de şu düştüğümüz hallere bak ya. Yemin ediyorum gülnesi mi durum kardeşim? Ya sus lan be sus lan be kafamı şişirdin. Neyse hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Biz evimizi yapmaya devam edelim. Arda'yı siz kulak asmayın. Şöyle bakalım yapalım bakalım evimizi. Şu, şu taraftan şöyle yapalım. Şöyle. Tamamdır. Şu tarafları şöyle yaptık mı? Aa, sana birader mükemmel ev. Daha ne istiyorsun ne işte? Bak mis gibi oldu. Bak buraları da şöyle kapatalım. Aa, bak buraya da bir tane kapı koydum. Sen şu medyada şöyle camları da kapatalım. Aynı bu tarafları şöyle kapatalım. Aha şurayı da kapatalım bakalım. Bak kardeşim görüyor mu? Aa, anda mis gibi ev. Daha ne istiyorsun ne Allah'ından? Şükretmeyi bileceksin kardeşim. Ya birader şükürler olsun da. Yani bu, bu evde biz nasıl kalacağız? İçeri böcek girer. Köpek girer. Herkes girer oğlum. Sen merak etme lan. Kimse girmez buraya. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Eski evden kalma yataklarım da bende. Onları çıkmadan önce evden çaldım. Hadi bakalım şöyle yatağa koyalım. Şöyle şöyle bir tane yatak. Buraya da bir tane sandık koyalım. Burası benim yatağım. Burası benim yatağım. Bu da Arda'nın yatağı. Vallahi bence çok da kötü olmadı. Sizce arkadaşlar nasıl oldu? Ev güzel mi? Yorumlarınızı yorumlarınıza kalp atacağım. Ve kanalınıza abone olacağım. Ama videoyu beğenmeniz lazım bakın arkadaşlar. <laughs> Benim karnım çok acıktı Hele valla benim de karnım çok acıktı Ne yapacağız Elin kuyruğunu yapacağız ne yapacağız gidip yemek bulacağız Birader para var mı sende? Oo, öyle var ki vallahi dolup taşıyor biliyor musun? Nasıl yani ciddi misin oğlum sen? Oğlum valla bak beni sen sinirlendirmeye başladın. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ya. O zaman sus lan kapa çeneni. Gideceğiz çöpten yemek bulacağız. Gel bakalım benimle. Ee, ben çöpten yemek yemem. Yemez misin? Elin körünü niye la o zaman. Şuna bak la adama yemek beğendiremiyoruz. Biz kalmışız gelmiş hala benden güzel yemekler istiyor. Aha bak görüyorum orada bir tane çöp kutusu var. Gel bakalım bunun içinde kesin yemek vardır. Allah'ım yarabbim sen bu garibanın yüzünü güldür yarabbim amin. Hadi bakalım açalım o zaman kutuyu şöyle Aa, İçine bakalım ne varmış bir tane zehirli İğrenç patates Elma buldum la bir tane Uyala Böyle örümcek ağları falan var ee, Burada bir tane de elma var Bir tane de balık buldum başka bir şey yok Buldun mu birader ne buldun Bak kardeşim bir tane elma veriyorum sana Bir tane balık buldum bir tane zehirli patates Oğlum ben bunları yemem. Ne evet, o zaman elin körü niye la? Adama bak yemek beğenmiyor. Niye istiyorsun ne sen benden? Ne bileyim karşı hamburger var mı? He var biledir. ister misin? Toprak arası elma. Yersen valla mükemmel olur. Oy iğrensin. Gel bakalım kardeşim eve gidelim şunları yiyelim. Valla yoksa mide başlıktan yere yapışacak. Valla çok acıktım. Aa, bu ne lan böyle? Ne oldu birader? Anne yine de kameli bizim bizim evimize gelmiş. Ne istiyorsunuz artık bizden? Lan yeter lan işte canımı mı alacaksınız artık? birader artık ne alacak oğlum bunlar? Ne bileyim ne ben ne anlamadım. Neyse sevdiğim konuşalım bakalım. Valla dövecem artık bunlar da. Ha. Bir geldiler evimi aldılar. Bir geldiler arabamı aldılar. Lan ne alacaksınız oğlum artık? Bu toprak mi alacaksınız? Zaten almadınız bir o verdi ona da göz diktiniz herhalde. Merhaba abi hoş geldiniz. Çay ister misiniz? Merhaba Gürol Bey nasılsınız iyi misiniz? Vallahi hiç şey diyelim beyefendi. Maalesef ki durumunuzu anlayabiliyorum. Allah işten ne Çünkü sabah geldiniz benim evime el koydunuz. Arabama da el koydunuz. Bu sefer niçin geldiniz? Toprak evime mi el koyacaksınız? Yoksa canımı mı alacaksınız? Neyi mi alacaksınız? Vallahi üstüne bir tane iki tane elma var. Bir tane balık var. Bir tane patates var. Ama patates zehirli. Hayır Gürol Bey. Size mükemmel bir haberimiz var. Mükemmel haberiniz mi var? Neymiş ne bakayım o? Yani aslında bir iyi bir de kötü bir haber. Ana vallahi artık kötü bıktım. Maalesef ki Gürol Bey çalışkan dedi hayata gözlerini yumdu. Ana ne diyorsun ne sen dediğini farkında mısın? Maalesef Gül Bey sabah saat 11 sularında çalışkan dedi hayata gözlerini yumdu. Oğlum ne diyorsun lan sen? Bak şaka falan yapmıyorsun değil mi? Ağlayacağım bak. Nasıl yani? Dedemiz ölmüş mü kardeşim? Hele kardeşim öyle diyor bunlar. Ya bak vallahi şaka yapmıyorsun değil mi? Maalesef Gürol Bey, bu acı haberi size vermek istemezdim. <laughs> Anne şuna bak la, ne, kadar düzücü bir durum bu. <laughs> Ve şimdi iyi habere gelebiliriz istiyorsanız. <laughs> niye haberi lan? Daha niye haberi kaldı? Baksana dedem ölmüş. Daha iyi haber versen ne olur? Dedeniz bütün mirasını size bıraktı. Ha? <laughs> ne diyorsun sen? Nasıl yani lan? Tam 1 milyon dolar. Nasıl yani la, Ciddi misin oğlum sen? Evet Girol Bey. Ölmeden önce size verilmesi gerektiğini söyledi. Şuna bak canım dedem benim hayatımı kurtardı. Ölmeden önce arkadaşlar görüyorsunuz mu ne kadar iyi bir dedem var benim. Valla ben dedemi çok severdim o da beni çok severdi. Evet Girol Bey. Görünüşe göre sizi çok seviyor. Mahmut oğlum parayı getir. O ne efendim hemen getiriyorum. Evet Girol Bey bu paranın hepsi sizin güle güle harcayın. Ana şunlara bakın lan. Bu, bu para ne la böyle? Birader Zengin oldum. Hele vallahi zengin oldum. Şunlara bakın arkadaşlar. Bunu saysam bitmez vallahi. Deste paralar var. Allah. Bu paraları ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İlk önce gideceğim arkadaşlar. Kaybettiğim evimi geri satın alacağım. Ondan sonra gideceğim hamburgerci dükkanımı satın alacağım. Sonra arkadaşlar koskoca bir tane otel yapacağım. Ve bir sürü evler dikeceğim. Restorant açacağım. Of oh, of oh, of oh. şu paraları bakın. Canım neden benim. Seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun. Yorumlara amin yazanlara bin dolar vereceğim arkadaşlar. Biz Elinizlik bir şey daha kalmadı Gürol Bey. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle. Dedeniz hakkında da mekanın cennet olsun. Görüşürüz kendinize bakın. Görüşürüz abi kolay gelsin. Allah hadi gel kardeşim şu paraları toplayalım. Evet birader toplayalım. Ondan sonra gidelim bir tane ev alalım. Sonra bana bir, bir tane araba alsana. Alacağım da merak etme ama ilk önce şu paraları toplamamız lazım. Şunları baksanız arkadaşlar Allah'a bir sürü para. Ben hayatım boyunca bu kadar parayı bir arada görmedim la. Ama dedem sağ olsun dedem sayesinde artık görebiliyorum. Canım dedem benim ölmeden önce bana bir iyilik yaptı gitti. Ama çok üzüldü ölmeseydi keşke ama ölseydi. Ölmesi de aslında bir yandan da iyi mi oldu bilmiyorum ama. Neyse bakalım şöyle arkadaşlar toplayalım bakalım şunları. Şöyle hadi bakalım oh. oh. Şu paraları bakın ne var la Zengin olduk Hadi bakalım topladım şunu da. Şunu da şöyle toplayalım. Şunu Allah bir sürü para bir sürü para. Şunu da alalım bakalım arkadaşlar. Neyse bakalım canım hala biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsindir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün baya bir fakir kalmıştık ama dedem sen tekrar de milyoner olduk. Şimdi gideceğiz bunları yiyeceğiz. Ve şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık daha sonra inşallah. Bütün dekliğinde dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda çıkan tıklayın. Tıkla tıkla. Bak dostum solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan video tıkla. Tıklarsan bütün duaların gerçek olacak. Görüşkenize bakın. öpüyorum hepinizi. Bay bay.